Vücudumuzun gerekli şekilde çalışabilmesi ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için kanımızın pH değerinin dar bir aralık içinde olması gerekir. Kanın pH değerinin 7,35 ile 7,45 arasında olması gerekir. Kanınızın pH'i 7,35'in altına düştüğünde doktorlar size asidemi teşhisi koyar. Yani kanınız çok asidik hale gelir. Diğer bir deyişle kanınızdaki hidronyum iyonu ya da hidrojen protonu derişimi çok yükselir. Kanınızın pH değeri 7,45'in üzerine çıktığında ise doktorlar size alkaloz teşhisi koyar. Kanınız çok alkalin yani bazik hale gelir. Kanınızdaki hidrojen protonu derişimi çok düşüktür. Bu değerlere baktığımızda kanımızın pH değerinin gerçekten de dar bir aralıkta olması gerektiğini anlıyoruz. Peki vücudumuz kanımıza karışan asidik ya da bazik moleküllerle nasıl baş eder? Vücudumuz bu gibi molekülleri işlerken nasıl kanımızın pH değerini bu aralıkta tutar? Bu sorunun cevabı karbondioksitin kanda taşınmasında da kullanılan bir mekanizma ile alakalıdır. Şimdi burada bir denge tepkimesi görüyoruz. Karbondioksiti kana koyduğumuzu düşünelim. Kan çoğunlukla sudan oluşur. Karbondioksit bu suyla tepkimeye girerek karbonik asit oluşturur. Bu tepkime bazı enzimler sayesinde gerçekleşir. Burada karbonik asidi görüyoruz. Karbonik asit zayıf bir asittir. Buraya yazalım. Karbonik asit de burada gördüğümüz gibi bir karbonat ve hidrojen iyonu oluşturmak üzere ayrışır. Burada bir karbonat molekülünü görüyoruz. Meydana gelen hidrojen iyonu suyla tepkimeye girerek hidronyum iyonunu oluşturur. Bu tepkime esasen karbondioksitin kanda taşımasını sağlayan bir tepkimedir. Okuduğum kadarıyla kanımızda bulunan karbondioksitin %5 ila %10'u kanda çözünerek taşınır. Diğer bir %5 ila %10'luk kısmı hemoglobine bağlanarak taşınır. Geriye kalan karbondioksitin taşınabilmesi için karbonik asit ve bir karbonata dönüşmesi gerekir. Dolayısıyla karbondioksit karbonik asit ve bir karbonat oluşturmak üzere tepkimeye girer. Özellikle kanımızdaki karbondioksitin büyük bir kısmı yaklaşık olarak %80 ile %90 kadarı karbonik asit ve özellikle de bir karbonat halinde bulunur. Tabi bu videonun amacı karbondioksitin kanla nasıl taşıdığını anlatmak değil. Bu videonun asıl amacı Karbondioksitin kanda taşımasını sağlayan bu tepkimenin aynı zamanda kanın pH değerini de verilen aralıkta nasıl tuttuğunu anlatmak. Karbondioksitin karbonik asit ve bikarbonat arasında meydana gelen bu denge tepkimeleri bir tampon sistemi meydana getirir. Bunu da yazalım. Tampon sistemi. Tampon kelimesini günlük yaşantımızda bir şeyin etkisini hafifleten şeyler için kullanırız. Bu tepkime de tam olarak bu işe yarar. Hatırlayalım. Bu tepkimeler denge tepkimeleridir. Karbonik asitin zayıf bir asit olduğunu söylemiştik. Şimdi de atom sayılarının moleküllerde tutup tutmadığına bakalım. Karbon dioksitte bir karbon var. Karbonik asit ve bir karbonatta da bir karbon var. Burada 1, 2, 3 adet oksijen var. Karbonik asit ve bir karbonatta da 3 er adet oksijen mevcut. Burada 2 tane hidrojen var. Karbonik asitte de 2 tane hidrojen var. Bir karbonatta bir hidrojen, bir hidrojen iyonu toplamda iki hidrojen atomu da bu tarafta var. Şimdi kana hidrojen iyonu verdiğimizi düşünelim. Bu durumda ne gerçekleşecek? Buradaki gibi tampon sistemi olmasaydı kana hidrojen iyonu verdiğimizde kanın pH'i düşerdi ve asidemi olurdunuz. Neyse ki bunun gibi bir tampon sistemimiz var. Şimdi tepkimeyi inceleyelim. Kandaki hidrojen iyonu derişimini arttırdığımızda Le Chatelier kanununa göre bu denge tepkimesi sol tarafa doğru ilerler. Yani kandaki hidrojen iyonu derişimi arttıkça bu iyonlar bir karbonatta birleşerek karbonik asit oluştururlar. Kandaki karbonik asit derişimi arttığında karbondioksitin su ile tepkimeye girip karbonik asit oluşturma olasılığı azalır. Özellikle de kandaki hidrojen iyon derişimini arttırdığımızda bu denge tepkimeleri sol tarafı doğru ilerler ve sonuç olarak kandaki pH değerinde çok büyük bir değişiklik olmaz. Benzer şekilde kana baz eklediğimizi düşünelim. Bu durumda kanın pH'i hemen yükselmez ve hemen alkaloz olmazsınız. Onun yerine baz molekülleri bu tepkime sonucu oluşan hidrojen ile tepkimeye girer. Dolayısıyla bir karbonat ile tepkimeye girip karboksilik asit oluşturabilecek hidrojen iyonu derişimi azalır ve bu denge tepkimesi sağa doğru ilerler. Sonuç olarak daha fazla karbondioksit karbonik aside dönüşür ve en nihayetinde bir karbonat oluşturur. Yani bu denge tepkimelerinin tamamı sağ tarafa doğru ilerler ve tepkimelerin sonucunda da azalan hidrojen iyon derişimi telafi edilir. Özetle burada gördüğümüz tepkimeler bir tampon sistemi meydana getirir ve bu tampon sistemi de kandaki hidrojen iyonu derişiminin artmasının ya da azalmasının etkilerini hafifletmeye yarar. Bu tampon sistemi bütün memelilerin yaşayabilmesi için çok çok önemli bir mekanizmadır.